Borçlar boyu aştı. Çık bakalım şimdi şu hesabın içinden. Hayrola Reyhan Hanım? Bir sıkıntı mı var? Oldum olası sevmem şu matematiği. Aa, hiç olur mu ya? Hayatta matematiksiz hiçbir şey olmaz. Nasıl yani? Yani atacağın adımı hesaplamazsan gideceğin yere varamazsın demektir. Değişik bir bakış açısı. Ya, açılar da önemli. Mesela herkesin kendine göre bir bakış açısı olduğu söylenir, değil mi? Senin kendine göre bir bakış açın, benim kendime göre bir bakış açısı. Ama matematik olunca ortada bir ortak akıl oluşuyor, orada birleşiyorsun işte. Oğlumu sevmediği biriyle evlendirmek de matematikle mi ilgiliydi Kudret Bey? Hayır, o mecburiyettendi. Kendi çocuğunu ömür boyu sürecek olan bir mutsuzluğa mahkum ediyorsun. Bu nasıl bir mecburiyet? Pekala. O zaman ben de sana bu konuyu kendi bakış açımdan bir anlatayım. Ondan sonra sen benden dinledikten sonra istersen beni as, istersen kes. Estağfurullah. Asmak da kesmek de bizim mayımızda yok. Anlatırsan konuşuruz. Yok susarsan susarız. Bir şey içer misin? Bir acı kahveni içeyim. Tamam. Ya işte böyle Reyhan Hanım. Şimdi söyle bakalım. Bu hikayenin vebali hangimizin boynuna? Karnında oğlumun çocuğuyla ortada kalan Gonca mı? Yoksa hayatında aşk nedir hiç tanımamış olan ama abisinin yüzüyle sırf ailesini kurtarmak için onunla evlenen Mustafa'nın mı? Yoksa sırf ailesi için doğmamış bir çocuğa oğlunu feda eden bu yaşlı babanın. Başka bir çözüm bulabilirdin. Reyhan Hanım, bu probleme çözüm bulmak böyle kolay değil. Ben yıllar boyunca hep vicdanımla hesaplaştım. Geceler boyu hep bununla yattım. Bununla kalktım. Ama en çok düşündüğüm de ailem ve çocuklarım. Ne yaparsın? Bazen bir sepet üzümü kurtarmak için en tepedeki en güzel üzümü feda edersin. Geç oldu. Bana müsaade.